Allah'ım, rahmetine güveniyorum. Milattan önce 16 yılı Kudüs, Yahudiye Krallığı'nın başkenti. Kehanetlerinin hiçbiri gerçekleşmedi, biliyor musun? Hiçbiri. Söylediği hiçbir şey de gerçekleşmedi. Tabii, onlar hepsi onun boş iddialarının bir sonucu. İşte bakın, kendisi de geliyor. Selam sana Zekeriya. Selam. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Sahi geleceği vaat edilen İmran'ın oğluna ne oldu? Saygıdeğer Zekeriya, demek onu mabede getirmeyeceksiniz. Halbuki onu görmeyi çok istiyordu. Dostlarım, Zekeriya Hazretlerini incitmeyin. İmran'ın çocuğunun dünyaya gelişi onu çok üzmüşe benziyor, bakın. Neden? Bu kendilerinin de müjdeledikleri İsrailoğullarının kurtarıcısı değil mi? Sen uyuyor musun? Çocuğun kızı olduğundan haberin yok mu? Ne, kız mı? Kız. Utanmıyor musunuz? Allah'ın öfkesinden sakının. Dinimizin bir büyüğüyle nasıl alay edersiniz he? Bunu nasıl yaparsınız? Buraya ahlak ve şeriat dersi almaya mı, yoksa soytarılık ve maskaralık yapmaya mı geldiniz? Ne dedik ki böyle kızıyorsun? Hidayet yolu aydınlatıldıktan sonra ona sırtlarını çevirenlerden olmayın. Onlar Allah'ı tanırlar, ancak küfrü seçip ona ve peygamberine düşmanlık ederler. Allah alim oldukları halde onları saptırır. Bir ilimleri olmasına rağmen kör ve şaşkın görünürler. Amacımız sizi incitmek değildi. İmran'ın kehanetini anlamaya çalışıyorduk. Hepsi bu efendim. Şu halde sözlerime kulak verin. İmran'ın öngörüsünü size açıklayayım. Bizi bağışlayın efendim. Bu gençler derslerine geç kaldı. Onlarla çalışmamız gerekiyor. Hadi gidin artık. Hadi gidin. Hadi. Müsaadenizle. Kimse delillerimi dinlemeye yanaşmıyor. Halbuki İmran'ın kızının doğumundan daha yüce bir ders yoktur. Onlar dinlemiyorsa bütün benliğimle ben dinlemeye hazırım sizi. Sevgili Nathan, Musa 30 günlüğüne Tur Dağı'na çıktığında ve bu 30 gün 40 güne uzadığında kavmi buzağa tapmaya yönelmedi mi? Evet. Allah imanlarını sınamak istiyordu. Ama İsrailoğulları bu ilahi imtihandan başları eğik olarak çıktılar. Onlar sabredenlerden değildi. Bilmelisin ki sabır imanı kuvvetlendirir. Biliyorum. Bunu bu biliyorum, mabedi ama... Davut inşa edecekti. Ancak bu Süleyman'a nasip oldu. Allah bazen müminleri bir takım değişikliklerle sınar. Bu zor zamanlarda hepimiz... Ona sığınmalıyız. Ben imanımı korudum. Ama İmran'ın peygamberliği konusunda içime kurt düştü. Nathan! Ne bekliyorsunuz? Ben de bir insanım. Taş değilim. Sözlerinizin doğruluğuna inanıyorum. Ama hayatın gerçekleri bana başka şeyler söylüyor. İnsanlar artık bana soğuk davranıyor. Hak'tan yana tavır alanları kovuyorlar. Bu kederli durum müminlerin çoğunda var. Sadece bana özgü değil. Ben zor anlar yaşıyorum. Bu hayat zor. Sen diğerlerinden farklısın. Benim en güzide öğrencimsin. Bu boş laflardan etkilenmeyeceğinden eminim. Bunaldım. Doğru yolu ayırt edemiyorum. Seçemiyorum artık. Dinle Nathan.
Seni oğlum gibi severim. Akıllı, güzel düşünen birisin. Sen ümidimi bağladığım yegane kimsesin. Gelecekte Allah'ın dinini tebliğ edecek kişi sen olmalısın. Şu halde nefsine hakim ol. Şeytan seni asla aldatmasın. Öyleyse benim için dua et. Ey Yahudi kavminin hamisi ve koruyucusu! İmran'ı halkın içinde böylesine rezil ettiğin için sana övgülerimi nasıl sunacağımı bilemiyorum. Biliyorsun ki içtenlikle İsrail oğullarının yüceliğini istiyorum. Eğer bu çocuk erkek olsaydı halimiz nice olurdu. O zaman Zekeriya'nın peygamber olduğu kesinleşir, halkın gözünde büyür ve Yahudi kavmini alçaltırdı. Sana şükürler olsun. Şükürler olsun Tanrım. Şükürler olsun. Annemi Betlehem'den çıkarmak zorunda kaldım. Kız kardeşimi de gözlerden ırak tutmak zorundaydım. Sanki büyük bir günah işlemiş gibiydim. Kız çocuğu rahmettir. Doğduğunda bereketini yanında getirir. Ama bunu insanlar bilmiyor. İnsanların bunu algılaması pek de kolay olmayacaktır efendim. Biliyorsunuz Yahudi kavmi geleneklerine sıkı sıkıya bağlıdır. Bu inançlarından hiçbir zaman vazgeçmeyeceklerdir. Evet, biliyorum. Celile kenti. Aman Tanrım, neler olmuş? İşini kaybetmiş. Yani, bak, bakın kim gelmiş, şuna bakın. Nasıl cesaret ediyor anlamıyorum. Utanmıyor da. Komşu. Eşini kaybettiğini duydum. Peki sen niçin geldin? Başsağlığı dilemek için. Başsağlığı mı? Onun ölümüne sen neden oldun. Ben mi? Evet sen. Varlığın bizden bereketi aldı. Sen ve kızın hepimize uğursuzluk getirdiniz. Yoksa zavallı kocamın belirgin bir hastalığı yoktu. Doğurduğun o kara yüzlü meymenetsiz kız bütün kenti kara yasa bürüdü. Hatta kendi hanedanının saygınlığını ayaklarının altına almasına neden oldu. Git buradan, uzaklaş. Hadi, çabuk git evimden. Çık git buradan. Ha,
Anne bir erkek çocuğu doğursaydı komşularımın yüzüne nasıl bakardım ben? Yüreğim ferahladı. Caka satmak nasıl oluyor görsün bakalım. Bu kısır kadının bu yaşta hamile kalacağına kim inanırdı? Ama tabii onca kurbandan, adaktan, yalvarıp yakarmadan sonra onun yerine kim olsa Allah ona acır dileğini yerine getirirdi. Ama Allah her şeyi birden vermiyor. Ne boş bir beklenti. Bu yaşlı haliyle hem hamile kalıp hem de erkek çocuk doğurmak istiyordu. Üstelik bir peygamber. Selam Yasakar Hazretleri. Selam Yerbeyam Hazretleri. Selam Yerbeyam. Hoş geldin. Otur, otur. Evet Yasakar Hazretleri. Beni çağırtmışsınız. Evet. Ester, anlat ona. Yasakar Hazretleri uzun zamandır sizi düşünüyor. Sevinçli ve neşeli günler yaşıyoruz. Akrabamız olan kızı görmüş müydünüz acaba? Hangisi? Golda. Hani şu yanımda bana eşlik eden kız. Akıllı bir kız. Anne ve babası onu bize emanet ettiler efendim. Zira ona bakacak durumları yok. Sizin için itaatkar ve uygun bir eş olabilir. Önemli olan onun bir genç kız olması. Sana bir erkek çocuk doğuracak. Sara, Sara. Golda'yı çağır. Peki efendim. Buraya gel Golda. Yerbeyam Hazretleri seni yakından görsün. Ona evimde sessiz ve uysal olması gerektiğini söylediniz mi? En ufak bir itaatsizliğine tahammül göstermem bilesin. Emin olabilirsiniz. O Allah'ın inayetine mazhar olduğunu ve Yerbeyam Hazretlerinin eşi olma onuruna nail olacağını biliyor efendim. İmran ve Zekeriya gibi neslin kesilmesin diye... Sana bir erkek çocuk doğurması için dua edeceğim. Yahudi kavminin ileride çok sayıda erkek çocuğa ihtiyacı olacak. Meryem ağlıyor. Ellerim temiz değil, sen bakıver. Olur bakayım. Tamam canım, tamam bir tanem. Kurbanın için teyzesi ona. Tamam canım, tamam canım. Sana kurban olurum ben, bir tanem. İyi bakayım. Sustu. Rabbim, bana bir evlat verdiğin gibi kız kardeşim Elizabeth'e bir evlat nasip et. O senin peygamberinin eşidir. Onun bu dileğini yerine getir. Yehova'ya hamdolsun. Adını zikredin.
verdiği nimetlerin kadrini bilin. Onu övün ve tesbih edin. Şaşırtıcı işleri üzerine düşünün ve mukaddes adını yüceltin. Ona gönülden bağlı olanlara ne mutlu. Yahova hepimizin Tanrısıdır. Onun adaleti bütün yeryüzünü kaplamıştır. Sonsuza kadar verdiği sözü hatırlar. İbrahim'e, İshak'a ve diğerlerine. Ne mutlu günah işlemekten sakınana. Ey Tanrı'nın kulları, onu tesbih edin. Ezelden ebede kadar yalnızca ona tesbih edilir. Ve Zekeriya'ya vahiy nazil oldu. Allah Meryem'in annesinin adağını kabul etmiş, onu ve soyunu şeytanın şerrinden himayesi altına almıştı. Yüreğimi dağlama ki bu yürüyüşümüzü sarsılmadan tamamlayabilirim. Şuraya bakın, kim geliyor? Bu ne cesaret böyle? Bu İmran'ın eşi değil mi? Evet, ta kendisi. Anne, sen burada ne arıyorsun? Anne, anne Kudüs'e gelmiş. Gelin biraz eğlenelim. Bu inanılır gibi değil. Çocuğuyla Süleyman mabedine çıkıyor. Bu kadın ne yapmaya çalışıyor? Bu ne saygısızlık? Aklını mı kaçırdın? Geri dur. Çocuğunu neden buraya bıraktın ha? Bu İmran'ın eşi. Geri dur. Ne? Demek bu bir kız çocuğu ha? Aman Allah'ım, kadınların bu mabede giremeyeceğini bilmiyor musun sen? Aklını mı kaçırdın sen? Bu çocuğu niçin buraya bıraktın bakayım? Derhal çocuğunu buradan al ve Tanrı'dan mağfiret dile. Ülkenin tamamı kargaşaya sürüklendi. Bu kız çocuğunu mabede mi bırakacaksın? Çocuğun şehrinden kurtulmaya çalışıyor besbelli. Hadi çocuğu istemiyorsun. Hasiyetini de mi düşünmüyorsun, utanmaz? Çarşı pazar dolaşarak kendini daha fazla rezil etme, bir çare. İyi bir ana olsaydın kendi öz yavrunu böyle yol üstünde bırakmayacağını da bilirdin. Kendilerini peygamberlerden kabul ediyorlar, ancak davranışları avamınkinden de daha küstah. Bunlar eğer mabedin hürmetini böyle bozarsa avamdan ne bekleyebiliriz ki ha?
Sıtkiye Hazretleri, Sıtkiye Hazretleri geliyorlar. Saygıdeğer Sıtkiye, gelin ve bu rezaleti kendi gözlerinizle görün. Buraya kızını bırakmış. İmran'ın karısı. Bu yaptığına ne demeli? Ben Rabbimle yaptığım anlaşmanın gereğini yerine getiriyorum. Çocuğun adını da Meryem koydum. Meryem. Yani mabedin hizmetkarı. Ve işte onu mabede teslim ediyorum. Allah'ım, sen şahit ol ki ben adamı yerine getirdim. Senin adan kabul edilemez. Kadınların mabede girişi haramdır. Bilmiyor musun bunu sen? Allah. Onu kabul edecek Allah'tır, siz değil. Eğer biz izin vermezsek bu çocuk mabede giremez. Ve biz izin vermiyoruz. Eğer o dilerse olur. Zekeriya Hazretleri geliyorlar efendim. Çıkan kargaşayı görüyor musun Zekeriya? Bu senin eşinin kardeşidir. Söyle ona evine gitsin. Kocan İmran'dan dolayı bu hatanı görmezden geldiğimiz için Allah'a şükret. Anne, Allah senin adağını yani Meryem'i kabul etti. Şükürler olsun. Allah onu ve onun oğlunu şeytanların şerrinden koruyacak. Hizmet yaşına erinceye kadar bu çocuğa gözün gibi bak. Yüce Rabbim, kabul edeceğini biliyordum. Meryem. Meryem. Buradasın demek. Nereye bakıyorsun? Oraya. Daha mı? Annem Kudüs'ün bu dağın ardında olduğunu söylüyor. Allah beni oraya kabul edecek mi? Küçükken bir gece rüyamda bir adam gördüm. Ona sen kimsin diye sordum. Başını eğdi ve eliyle beni sükuta davet etti. Yanlış bir şey mi sordum dedim.
Hayır dedi. Sordun ve sormak çocukluk dönemini kısaltacak. Ne var ki arş-ı alaya ulaşmak için bazen çocuk olmak gerek. Büyük baba, onu tanıdınız mı? Rüyada gördüğünüz adamı tanıdınız mı? Evet. Evet, kendisi ben Mesih'im dedi. Mesih mi? Keşke ben de onu görebilseydim. Selam Elizabeth, selam anne. Meryem kızım. Anneciğim. Ne yapayım? Bir anlık yokluğuna bile dayanamıyorum. Bugün nerelere gittiniz? Yakın tepelere gittik. Keşke sizler de orayı görseydiniz. Çok güzeldi. Orada kitap-ı mukaddes okuduk. Dua ayetlerini tekrarladım anneciğim. Anne, kızın çok zeki. Bütün ayetleri ve duaları ezberlemiş. Mabetteki birçok din adamından daha fazla dua biliyor. Bak yavrum, bunu senin için hazırladım. Bununla Allah'ı anabilirsin. Anneciğim. Çek şu hayvanı. Barınmam hepsi bu. Bana acıyın. Evde neyi varsa dışarı çıkarın. Size yalvarıyorum efendim. Bana biraz daha zaman tanıyın. Size yalvarıyorum. Bu zavallı lütfen. Kadından ne istiyorsunuz ha? Biraz daha mı? Sana tanıdığım süreyi daha kaç kez uzatayım ha? Herkes dinlesin. Bu kadın birkaç aydır çeşitli bahaneler ileri sürerek borcunu ödememiştir. Aldığı paranın faizi çok yükseldi. Bunu ödemesini istiyorum ondan. Ve ben de mallarına el koyuyorum. Madem ödeyecek durumunuz yok, neden borç alıyorsunuz? Almayın o zaman. Acımasız faiz hadleri uyguluyorsunuz. Nasıl oluyor da bir borç karşılığında bütün varlığımızı sahipleniyorsunuz? Borç alırken böyle konuşmuyordunuz ama. Kanunları biliyorsunuz. Zekeriya'nın taraftarı nedense bir sorun çıktığında bize hep başvurur. Kardeşimin bütün varı yoğu bu inek. Bu inek elinden alınırken şu ensesi kalınlara bir çift lafım olacak benim. Git bu ineği mabetteki din adamlarının bir gecelik yemeği için mezbahta kes. Ertesi sabahta bize din dersi ver. Bu söylediklerinle Allah'ın dininden de dışarı çıkıyorsun. Allah'ın dini mi? Mesih gelecek ve sizden intikamımızı alacak. Caiz değil. Kadının sesini bu derece yükseltmesi dinen caiz değil. Kadınların sesinden niçin bu kadar korkuyorsunuz? Alın, bu parayla ihtiyaçlarınızı karşılayın. Görüyorsunuz ki sizinkilerin aksine elbiselerimizin cepleri yok. Ne bekliyorsunuz? Hadi gidelim. Götürmeyin onu. Lütfen onu götürmeyin. O benim her şeyim. Onu götürmeyin. Size yalvarıyorum. Aa, lütfen sahip olduğum yegane varlığı elimden almayın. Lütfen. Zekeriya Hazretleri. Zekeriya Hazretleri. Ona yardım edin. Onu kurtarın. Gelin bize neler ettiklerini, hayatlarımızı nasıl alt üst ettiklerini kendiniz görün. Burada neler oluyor? Müdahale etme Zekeriya. Senin bu yufka yürekliliğin yüzünden insanlar şerri hükümetlere ve kanunlara karşı geliyor işte. Gidip ibadetle meşgul olsan daha iyi edersin. Halka neden böyle davranıyorsunuz? Nathan, sen neden zalimler zümresiyle berabersin? Ben mabet tarafından bu işe memur edildim. İyi ama sizler bu halkın ümidisiniz. Biraz kendinize gelin. Zayıfların omuzuna yük olmak yerine onlara yardımcı olun. Zekeriya Hazretleri, biz Yahudi şeriatının ve kanunlarının gereğini yapıyoruz. Ama yine de kabak mabedin hizmetkarlarının başına patlıyor.
Olacak şey değil. Geçen yıllar insanları nasıl da değiştiriyor. Huzurunu bozmadım ya. Ah, hiç huzurum kalmadı ki. Demek hiç huzurun kalmadı. Yoksa hala seçimini yapmakta zorlanıyor musun sen? Söyleme. Gözlerin her şeyi anlatıyor. Bugün yine Zekeriya ile karşılaştım. Çaresiz bir kadını savunuyordu. Bilmiyorum. Meryem hakkında da içimde garip bir his var. Bu olanlar kafamı karıştırıyor. Yani yaşlı bir adamdan ve 6 yaşında bir kız çocuğundan korkuyorsun. Hı? İki taraftan Süleyman Mabedi'ni kuşatan bu savaşın iyilikle kötülük arasında değil, kişinin kişiyle savaşı olmasından korkuyorum. Hak'tan yana olmak istiyorum. Ama seçim gücüm yok. Bu savaşta bir oyuncak gibi kullanılmak istemiyorum. Seçimini yap, seçimini. Bu benim için kolay değil. Allah bana yardım etmezse tercihimi doğrudan yana koyamam. Bana yardım edin efendim. Bu sıkıntı bana ıstırap veriyor. Lütfen. Nathan, sen eşim Esther'in kardeşisin. Uzun yıllardır beni tanıyorsun. Bugüne kadar ağzımdan bir yalan söz çıktığını gördün mü sen? Veya bunu başkasından işittin mi? Hayır. Ama neden? Neden Zekeriya'nın taraftarlarından ısrarla ayrılmamı istiyorsunuz? Çünkü seni seviyorum. O da beni seviyor. Yalan söylemediğinden eminim. O seni seviyor çünkü hedefleri için senden ve gençliğinden yararlanmak istiyor. Benim sana olan sevgime gelince, ben senin gibi tertemiz bir şahsiyetin Zekeriya gibi makam ve mevki düşkünü bir ihtiyara esir olmasını istemiyorum. Bilemiyorum. Gel bana güven. Ve bütün dünyaya hakim olacak Yahudi yönetimini düşün. Bu düşünce benim gibi sana da huzur verecek. Bu mümkün değil. Bugüne kadar bir kızın mabedin hizmetine girdiği görülmüş değildir. Bu mukaddes mekana bugüne kadar bir kadın girmemiştir. Zerubabel buranın temelini attığı günden beri buraya bir kız adım atmamıştır. Yerbeğan, sen bu kızın mertebesini çok iyi biliyorsun. O bu mabedin en önemli ismi İmran'ın kızıdır. Yehuyagin, bu Musa'nın ve Harun'un getirdiği şeriatın çiğnenmesi için bir kanıt teşkil etmiyor. Haklısın Nathan. Ancak bu Musa'nın şeriatı değil, din adamlarının koyduğu sözlü helaha şeriatıdır. Ve bu lav edilebilir. Helaha'yı mı lav edeceksiniz? Siz Ferisilere ne oldu? Kalkmış Yahudi dininin hukuki sistemi olan helaha'yı çiğniyorsunuz. Başlamışken Amurlular, Kenanlılar ve Fenikelilere de putlarını getirip mabede dikmelerini söyleyin bari. Söyleyin de getirip putlarını mabedimize diksinler. Putlarını mı diksinler? Bu ne biçim bir benzetme? Söyler misiniz lütfen? Nasıl bir şey bu? Bence yerinde bir benzetme Davut. Şeriatı çiğneme, şeriatı çiğnemedir. Bu ister helaha olsun ister Tevrat, mabede bir kız getirmekle oraya put dikmek arasında hiçbir fark yoktur. Sadukiler fikirlerini yaymak için her fırsattan istifade ediyorlar.
Benim tahammülüm kalmadı. Burada bir an daha kalamam. Bu mabede saygısızlık edilmesine daha fazla katlanamam. Ben gidiyorum. Geri dönün Yerbeham Hazretleri. Vay başımıza gelenler. Siz neden susuyorsunuz Yaseker Hazretleri? Mabedin hürmetini görmezden geldiklerini duymuyor musunuz? Sakin olun. Çocuklar gibi birbirinize tartışmayın. Burada haram bir fiil vuku bulmayacak. Heylal Hazretleri geliyor. Mabetteki din adamlarının başkanı saygıdeğer Heylal neden Zekeriya ile beraber dolaşır bir türlü anlayamıyorum. Sevgili Yaseker, sevgili Zıtkiye ve saygıdeğer diğer alimler, evlatlarım, feryadınız bütün mabette yankılanıyor. Yine ne oldu? Zekeriya Hazretlerine sorun. Mabedin sorunları yetmiyormuş gibi şimdi de İmran'ın kızı bunlara ilave oldu. Böyle giderse yakında şehir pazarında kızlarla, kadınlarla oturum düzenleyeceğiz. Allah'a şükür ki Ferisiler ve Sadüküler en azından bu konuda hemfikirler. Efendim, bilindiği gibi adak sunmak ve Allah'a hizmet etmek için mabede bir çocuk bırakmak yıllardır tekrarlanan sıradan bir olaydır. Ama bu kez adanan çocuk kız oldu ve kadınların mabede girişi haramdır. Haram, haram, haram. Zekeriya Hazretleri her zaman kız çocuklarının erkek çocuklarından ayrılmasını söylerdi. Bunun da bir yolu var. Ona din adamlarından ve hizmetkarlardan ayrı bir oda yapalım. Ne dersiniz? Aman Tanrım! Süleyman Mabedi'nde bir kız! Ne sakıncası var? Allah'ın nezdinde kızların ve erkek çocukların ruhları eşittir. Üstünlük ancak takvadadır. Hem unutmayın ki bu kız Meryem'dir. Kızların ve erkek çocukların ruhları eşit mi? Zekeriya Hazretleri, ne zamandan beri dinimizde kız çocuklarıyla erkek çocuklarının ruhu eşit kılındı? Şeriatı uygulayan bir erkekle ona hizmet için yaratılmış olan bir kadını aynı ve eşit mi görüyorsunuz? Özgür bir insanda bir köle eşit midir yani? Zekeriya Hazretleri doğru söylüyorlar. Biz takvalı olmayı ve Allah'a ibadeti esas alan Musa'nın dininin şahsi görüşlere feda edilmesine asla rıza göstermeyeceğiz. Allah'ın peygamberi Zekeriya'ya kulak verin ve ona itaat edin. O size Tevrat'ı yorumluyor. Zekeriya'nın yorumlarını dinleyin. Bunu yapmalısınız. Sanırım eşlerimizi Hena'ya göndermemiz gerekiyor. Böylece onu fikrinden vazgeçirebilirler. Ben doğrusunun bu olduğunu düşünüyorum. Uzun süredir senden haber alamamıştık. Esther Hanım'la birlikte kalkıp sana geldik. Senin için oldukça endişeleniyorduk. Ne de olsa akrabayız, öyle değil mi? Günden güne tecrit edilmene daha fazla razı olamazdık. Bak anne, ben de bir anneyim ve duygularını kesinlikle çok iyi anlıyorum. Kızımın benden bir an bile ayrılmasını düşünmek bana oldukça acı verirdi. Yıllarca çocuk sahibi olmayı bekledim. Bir gün bir ağacın altında otururken gagasıyla yavrularını besleyen bir kuş gördüm. İşte o an bir çocuk sahibi, bir çocuk sahibi olma arzusu bütün benliğimi sardı. İmran Allah'a mabette hizmetkarı olacak bir çocuk vermesi için yakardı. Merhametli Rabbim dileklerimizi kabul etti. Adağınız bir kız çocuğu için değil, erkek çocuğu içindi. Bu adak geçerli değil. Kız çocuğu erkek çocuğunun yerini tutamaz. Bunu herkes bilir. Bu kız erkek çocuklarından daha yücedir.
Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Madem öyle, kız çocuğu doğuranlar neden bir süre gözden kayboluyor o zaman? Dünyaya gelen her kız çocuğu ailesi için bir utanç kaynağı oluyor. Beni görmüyor musun? Bir erkek evlat doğurmak için yer bağımla evlendirildim ama bir kız doğurdum. Dikkat et. Kızın sağlıklı ve güzel. Onu doğurunca Allah'ın analık sevgisini biz kadınlarda nasıl arttırdığını hissetmişsindir, değil mi? Golda, kızını sevmiyor musun? Onu kucaklayıp öptüğünde kız ya da erkek olması senin için fark ediyor mu? Hayır. Hayır, ben kızımı seviyorum. Doğum sancısı bittiğinde onu kucağıma verdiler. Karnımda taşıdığım çocuğu gözlerimle gördüm. Canlıydı ve ağlıyordu. Bütün hayatımın en güzel anını yaşıyordum. Sevinçten elimde olmadan ağlıyordum. Ama odadakiler kız olduğu için sürekli dövünüyorlardı. Hepsi beni kınadı. Eşim öfkeyle evini terk edip gitti. Birkaç gün mabette yatıp kalktı. Bizi bırakmıştı. Kalbim öyle buruldu ki çocuğumu odanın bir köşesine öylece bırakmak zorunda kaldım. Açlıktan ağlıyordu. Pis bir varlık olduğunu ve ondan kurtulmam gerektiğini sürekli kendime telkin etmeye çalışıyordum. Ama bütün benliğimle ona susamıştım. Birden kendimden geçerek ona doğru gittim. Onu kucakladım. Kokladım ve öptüm. Onu bağrıma bastım. Ona kendi sütümü verdim. Onu hiçbir şeye değişmem. Onu gerçekten çok seviyorum. Onu asla değişmem. Kes sesini! Golda, sen neler saçmalıyorsun? Sen kendini bir şey mi sanmaya başladın yoksa? Unutma ki bizim yardımımızla Yerbağ'ın evine gittin. Paçavralar içinde dolaştığın günleri ne çabuk unuttun Golda. Şimdi hanım mı oldun sanıyorsun? Biz olmasaydık eğer o doğduğun köyde şimdi aç oturuyor olacaktın. Kendine gel, haddini bil, anladın mı? Törelere karşı çıkma. İnsanlar atalarının örf ve adetlerini sürdürürler. Yoksa anne için kız çocuğu erkek çocuğu kadar tatlıdır. Yani herkes, bütün din adamları ve bütün Yahudi kavmi yanılıyor. Ve yalnızca sen ve Zekeriya doğru söylüyorsunuz, öyle mi? Zekeriya Allah'ın peygamberidir. Peygamberler kendilerinden bir şey söylemez. Yine eski lafları ediyorsun. Bu inanışlarınız yüzünden mabette eşlerimiz çok zor durumda kalıyor. Eşleriniz hiçbir zaman Zekeriya'nın taraftarı olmadılar. Zekeriya, Zekeriya, Zekeriya. Zekeriya'nın Meryem'i mabede götürmesindeki amacı biliyor musun sen? Hayır. Amacı nedir? Kendisi yaşlı. Eşi de kısır. Yıllardır bir çocuk özlemiyle yanıp tutuşuyor o. Senin çocuğuna ders verip yetiştiriyor. Ona karşı aşırı bir sevgi besliyorlar. Bak onlara. Seni ve Meryem'i niye evlerinde barındırıyor ve kızını bir an bile yalnız bırakmıyorlar sanıyorsun ha? İşittim ki Meryem'i kendisine iyice alışması için mabede götürüyor. Amacı budur. Böylece Meryem'le olmayan çocuğunun yerini dolduracak. Anlaşıldı mı? Bu böyle. Ben doğrusunu söylüyorum sana. Utan Ester. Zekeriya'nın ak saçından utan. Golda, hadi gidelim. Bir daha buraya gelirsem iki olsun. Evimizden gitmeyin. Kalın lütfen. Sen hanedanına hürmet göstermezken biz niçin kalalım? Bu iş sana pahalıya patlayacak. Bundan böyle bizden sevgi ve acıma bekleme sakın. Gidelim Golda.
Ey her şeye gücü yeten Rabbim, bana dayanma gücü ver. Meryem. Anne, yoksa benim yüzümden seni incitiyorlar mı?